Evet, mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir hafta arayla, bir telefinalle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Malumunuz artık yaz aylarındayız. Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Hatta takip edenler biliyorlar. Artık Süper Lig'de ve 1. Lig'de maçlar başladı. Heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Tabii biz genelde kendi takımlarımızı takip ediyoruz. Elazığspor şu anda hazırlıklarını devam ettiriyor. Yine 3. Lig'deki bir diğer takımımız 23 Elazığ Futbol Kulübü de yeni sezon hazırlıklarını devam ettiriyor. Bugün programımızda çok değerli konuklarımız var. 23 Elazığ Futbol Kulübü'nden konuklarım, hem yönetici hem hoca hem de futbolcu bazında 3 tane konuğum var. Onlarla 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün yeni sezon hazırlıklarını konuşacağız. Son 2 sezonda heyecanlı maçlar yaşadık. Rahat rahat güzel ilimizi temsil ettiler. Hakikaten ümit ediyoruz ki önümüzdeki sezonda, yani bu sezonda Elazığ'ımızı temsil etsinler. Çünkü hakikaten onlara da bu şehrin ihtiyacı var. Hoş geldiniz diyorum. Hocamdan başlayalım. En misafirden başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. 23 Elazığ Futbol Kulübü Teknik Direktörü Alaaddin Çiçek. Evet. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyisiniz hocam. İyiyim. Çok daha da iyi olacağız inşallah. Hazırlıklar devam ediyor. Evet. Yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Bizim açımızdan çok sıkıntı yok. Futbolcu kardeşlerimiz için daha büyük sıkıntılar var. Onlar daha çok yoruluyorlar, terliyorlar tabii ki. Ama çalışmaları gayet güzel gidiyor. Onlar da çok özverili çalışıyorlar. Mutluyuz biz. Hayırlı olsun hocam. Öncelikle ilk sezonunuz. Şimdi tekrar döneceğim ama diğer konuklarımızı da hemen bir tanıtalım. Sevgili Sait Polatoğlu, başkan vekili. Evet. Hoş geldiniz hoş Sait Bey. Teşekkür ederiz. Zor bir görev üstlenmişsiniz. Evet, başkan da burada yok, evet, yurt dışında gidip geliyor ama Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Size de tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Ben de buradan tabii ki sizin bize bu şeyi tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Size ve Kanal 23 ailesine Yusuf Bey. Biz teşekkür ederiz. Biz de işimiz bu. Evet. Yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Sizleri iyi gördükçe bizler evet, de iyi inşallah, programlar yaparız. İnşallah temennimiz hem biz hem Elazığspor beraber iyi yerlere gelir. Yani şehrin iki takımı i̇nşallah. Bunu güzel bir şekilde yıl sonuna kadar götürmeyi düşünüyoruz. İnşallah hep beraber bunu başaracağız yani. İnşallah. Ve İlhan Aslanoğlu, kaptan hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bir yıl aradan sonra tekrar yuvaya dönüş yaptın. Evet. Hayırlı olsun sana da. Çok teşekkür ederim. İnşallah o heyecanlı günlerimizi yeniden bizlere yaşatırsınız. Yeni bir dönem. Neler söyleyeceğim başlangıçta? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir sezona başladık. Biraz geç toparlanmamıza rağmen sıcaklardan dolayı zor çalışma şartları içinde çalışıyoruz. Genç bir ekibiz. Birkaç tane takımda abilik yapacak büyük yaşta futbolcu kardeşlerimiz var. Onlardan bir tanesi de benim. Evet. Hocamızın direktifleri doğrultusunda onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi bu şekilde geliştirip lige hazırlanıyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hemen hocamızdan başlayalım. Hocam belki ilk defa bizi izleyenler vardır. Bir Alaaddin evet. Çiçek dersek bizlere kendinizi tanıtırsanız neler söyleyeceksiniz? Futbolculuk süreci de olan Beşiktaş öz kaynak nedeniyle futbola başlayan altyapısından yukarıya kadar A takım dahil bütün yaş gruplarında oynayan sonra Düzce Spor, Eskişehir Spor şimdiki adıyla Süper Lig, geçmiş adıyla 1. Lig'de oynadım. Ondan sonra 2. Lig'lerde Eskişehir Spor'dan sonra Mudurnu Spor'a, sonra İstanbul'a dönüş yaptım. İstanbul'da 3. standartlarında, 2. standartlarında oynadım. Sonra futbolu bıraktım. Futbolu bırakmadan önce diplomayı almıştım antrenörlük yapmak için. Aslında başka bir mesleğe yönelebilirdim, İletişim Fakültesi mezunu ama futbol yaşantı tarzımız olmuştu. Değiştirmeyi hiç düşünmedim, antrenörlüğe devam ettim hiç ara vermeden. O gündür bugündür antrenörlük yapıyorum. Alt liglerde, ikinci liglerde, üçüncü liglerde antrenörlük yapmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça.
ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim tarzımız biraz daha farklı. Ne demek istediğimi bu işin içinde olan insanlar daha iyi anlar. Biz üretmeyi seven anlayışa sahibiz. Oyuncuları geliştiren, takımları doğru kuran, yapılanmayı doğru yapan bir anlayışa sahibiz. Bu şekilde takımları kurup köklü bir yapılanma yapma çabası içindeyiz. Bu kulüpleri daha sağlam temellere oturtmak üzerine anlayışımız. Burada yaş gruplarından çok futbolculuğu, yani çıkışta olan her anlamda, ben yaşama çıkış ve iniş diye bakarım, hep söylerim. Çıkışta olduğunu düşündüğümüz oyuncularla, hep hayatta hala bir şeyler öğrenme çabası için olan insanlarla bu işi yapma çabası için oluruz. Bir sağlam takım kurduk. Kurmaya da çalışıyoruz, devam ediyoruz. Henüz daha tamamlanmış değil. Evet. Daha önceki kulüplerimize de benzer şeyler yaptık. Bu işin mutfak kısmındayız aslında biz. Çok maliyetli transferlerden ziyade genç yetenekli, ortaya çıkabilecek değerleri bulma çabası içindeyiz. Onlara öncelik verme çabası içindeyiz. Eğer kent dışında çalışıyorsam özellikle bulunduğum yörenin gençlerine fırsatlar verme çabası içindeyim. Tabii ki onlar da sadece bizim fırsat vermemiz değil, onların da fırsatları değerlendirmesi de gerekiyor. Her şey karşılıklı. Alışveriş doğru şekilde olursa, doğru frekans olursa ortaya güzel şeyler çıkıyor. Geçmişte yapmışlığımız var. Burada biraz geç kalındı tabii bizimle ilgili. Çok daha geniş bir zaman dilimi içinde olsaydı belki çok daha güzel bir Elazığ yöresi içinde, özellikle başka yörede, yakın yörede içinde de genç arkadaşlarımızı bulup ortaya çıkartabilirdik, grubun içine katabilirdik. Ne yazık ki bazı şeyler geç kalındığı için hem bu işleri yapıp hem de sezon hazırlığı sıkıntılı. Antrenman performansını takımı geliştirmek üzerine yapmak istiyorsunuz ama denemeye gelen arkadaşlarınızı gözlemek zorundasınız. İkisi bir arada biraz sıkıntı oluyor. Randıman düşüyor, antrenman kalitesi düşüyor. Verimli olmadığı zamanlar oluyor. Bunu ötelemeye çalışıyoruz. Ortaya güzel bir takım çıkarma aşamasındayız. Yani bizim hep söylediğim gibi yeni takımlar kurmak, yeni oluşumlar yapmak üzerinde antrenörlük yaşantımız, anlayışımız da bu yönde. 23 Elazığ PK'da iyi bir geleceğe sahip olan bir takım oluşturuyoruz. Kısa zaman sonra ne demesini izleyenler çok daha iyi anlayacaklar. Keyifle izledikleri bir takım oluşacak. Maçlarını izlemeye gelmekten keyif alacaklar. Öyle bir takım oluşacak. Takımın büyüğüyle küçüğü arasında sadece yaş farkı olan, iletişim farkı olmayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz işin doğrusu. Bunu becerebilirsek de güzel şeyler çıkacak. Bu yolda da güzel mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Evet, inşallah. Hocam aslında hakikaten 23 Elazığ Futbol Kulübü geçtiğimiz sezonlarda çok güzel maçlar çıkardı. Tek eksikliği seyirciydi. Maalesef seyirci çok şey kaybetti bence izlememekte. İşte kaptan Gil'in olduğu dönemlerde, ondan geçen yıl da zaman zaman çok güzel şeyler yaptılar. İyi maçlar çıkarıyorlardı. Evet. Bu sene de sizin de belirttiğiniz gibi biraz bazı şeylerde geç kalındı ama biraz yönetim kısmını konuşalım hocam. Tekrar şeye dönelim, takıma. Takımın hakikaten artık mühendislik mi diyorlar hocam? Evet. Takım mühendisliği değil mi? Evet. O da çok önemli. Oraya da geleceğiz de bir yönetim kısmına evet. Bir gelelim bakalım. Sait Bey de yeni. Aynen. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür öncelikle. Ederiz. Kulübün bazı sıkıntılar oldu. Tabii bazı sıkıntılar var, yaşanıyor, halen daha var, devam ediyor. Ama bir genel özetlersek kulübün yapısı hakkında neler söyleyeceksiniz? Yani bizim tabii çok büyük sıkıntılarımız yok ama çözülebilecek sıkıntılar. Evet. Yani böyle çözülemeyecek konular değil. Şimdiye kadar bu yapılmış bazı kulübe destekler var. Evet. Geçmişten gelen, yani bu bütün belediye başkanlarımızın yaptığı destekler, Şahin Başkan'ın da buna daha çok katkı verdiği bir şey diyelim, destekler diyelim. Burada tabii ki Şahin Başkan'ı biz biliyoruz, spora ne kadar değer verdiğini de biliyoruz. Evet. Gerçekten de şehirde yaptıklarını da görüyoruz. Spor kompleksleri var, yeni yapılan çok büyük bir spor kompleksi var. Yani futbolun içinde olan bir insan kendisi de. Ufak tefek tabii ki sıkıntılarımız var. Biz burada bir otobüs sıkıntımız var. Bir de gıda konusunda bir sıkıntımız var. İki konuda özellikle sıkıntılarımız var. Bunu buradan dile getirmek isteriz. Belki hani bizim de eksikliklerimiz var. Belki biz
ulaşamadık veyahut da olmadı gibi. Ya bundan önceki iki sezon Elazığ Belediyesi karşılıyordu. Tabii ki, tabii ki, evet. Tabii ki. Şimdiye kadar bütün yani 3 yıldır Sayın Başkan'ın döneminde yapılmış destekler bunlar. Evet. Yani kendisine de buradan tekrar teşekkür ederiz. Yani bunları göz ardı edemeyiz. Sayın Başkan'ın burada bu kulübe çok büyük şeyleri var, destekleri var. Yani bu kulüp bugün buradaysa kesinlikle Sayın Başkan'ın burada çok büyük bir desteği var yani buna. Ya o desteklerin bu sezonda tabii ki, devam tabii etmesini tabii, istiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Sayın diğer sorunlar çözüldü mü? Konak, sadece yer bir de saha sıkıntımız var. Evet. Yani biz şu anda normal şartlarda olacak bir sahada antrenman yapamıyoruz. Yanın başımızda bir Yozspor'un sahası var. Evet. Biz bunu talep ettik. Bölge müdürümüz bununla alakalı hani siz ilçe takımısınız gibi bir söylemde bulundu. Biz de tabii ki bu şehrin bir takımıyız. Evet. İki takımdan biriyiz burada. Yani burada bizim yani şehir bize destek verecek ki biz de başarı gelsin. Yani tek başına bunu biz tek yapabiliriz diyemem burada yani. Kesinlikle. Evet. Biz bunlarda yani eksiklikler var. İnşallah çözülür diyoruz. Valla ilçe takımı da olsanız evet. Sonuçta bu kamu adına yapılan bir iştir. Evet. Sonuçta yol spor tesisleri evet. de kamu adına yapılmış bir evet. Yerdir. Evet. Kamu hepimiz olduğumuza göre hepimizin oradan herkesin faydalanması gerekiyor. İnşallah evet. illa karayolları veya işte karayollarında çalışan personelin çocukları mı faydalanacak? Evet. Bu şehrin çocukları ya, niye faydalanmasın? Tabii ki. Yani bunu yanlış bir kelime olarak değerlendiriyorum. Evet. Yani bir de bildiğimiz kadarıyla spor ailesinden gelen bir evet, kişi. Evet, kesinlikle. Yani bunu kullanmaması kesinlikle. Gerekiyor. Ama şu anda yani durum bu. Evet. Yani şu anda yaşadığımız sıkıntılar içinde bir tanesi de budur. Tabii ki burada 7-8 tane bizim Elazığlı çocuğumuz var. Bu takımın içinde monte ettiğimiz hatta 2 tane daha U17'de şampiyon olmuş il özel idareden iki arkadaşımız var. Onlar da inşallah bize katılacak. Yani biz bu takımı yani gerçekten de kendi şehrimizin yani Elazspor'la beraber yani bir noktaya gelmesini istiyoruz yani. Evet. Yani Elazspor'u hepimizin takımı. Yani bu kimse bunu ayırt edemez yani. Şehrin takımı. Evet. Bir gerçek o yani. Kitle takımı yani. Tabii bir kitle takım ama işte bir deyince Elazspor tabii ki herkesin ortak noktada birleştiği şey Elazspor. Evet. Yani ama tabii ki Elazspor daha yukarıda olursa biz de alttan topçuları verebiliriz, destek verebiliriz. Yani şehirde iki tane takımın olması bu şehire katkıdır. Elbette. Yani daha çok topçunun yani bak, çıkmasına destektir. İşte, tabii ki. Şimdi geçenlerde U17'de özel idareden bahsettiniz. Evet. Türkiye şampiyonu tabii ki. Oldu. Tabii ki. O çocukların yani. İşte sizin gibi takımlarda, bazı evet. takımlarda kendilerini atması gerekir ki değil mi hocam? Bir evet. futbolcunun evet. en şey dönemidir. Yani evet. 17 yaş. Evet. Ya küsecek, evet. O çocukları kaybedeceğiz evet. ya da o çocuklar kendisini bir yere atacaklar. Burada futbol hayatlarını devam ettirecekler. Geçiş olan bir bölge evet. yani bir durum. Kesinlikle, o yüzden kesinlikle. Çocuklarımız dışarıya gidemiyor. Dışarıda da sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Evet. Orada yatacak yer, barınacak yer bulamıyorlar. Geri dönüyorlar. Evet. Yani gidince orada kendilerine destek çıkacak. Hele ki bir maddi durumu iyi olmayan çocuklar orada hiç yapamıyor. Geri geliyor. Burada bizim kulübümüz bunun için de müsait yani. Evet. Yani bizim desteklerimiz müsait buna yani. Yani Elazığ FK bu iş için kesinlikle yani burada söyleyeceğim gerçekten de Elazspor'dan sonra bu şehre yani çok ciddi katkılar yapacağına inanıyorum ben yani. Yani birçok takım böyle pilot takımlar arıyor tabii. ki şey olsun. Yani orada futbolcu yetiştirsin değil mi hocam? Yani ya, tabii ki. Hatta 17'lerin rakibi vardı. İstanbul Dolayoba diye bir takım. Evet. Evet. Dediler ki bir kulübün şeyiymiş herhalde. Altyapısı. Onlardan birinin şeyiymiş yani. Aynen. Altyapısı. Sportif anlamda zaten Elazığ'daki profesyonel futbol takımı var. Diğer evet. branşlarda da çok başarılı sporcular var. Bu Elazığ'ın vizyonunu arttırır daha fazla. Elbette. İçeriye bağımlı olarak. Yani biz hakikaten diğer branşlarda da yani evet, iyiyiz. Evet, biz evet, bizim evet. Hocam yani aslında Trabzonluydunuz. Evet. Yani Trabzon'la biz genelde birbirimizi ikisi spora yatkın
vücut yapıları genelde hep şey yaparız yani Elazığ çocuklarını. Evet. Yani her konuda mesela işte az önce haberleri izledik. Bir kız arkadaşımız şu anda olimpiyatlara gidecek. Yani evet. 2024 Paris olimpiyatlarına belki de Ankara'dan bu yana gidecek tek sporcu olabilir yani. Evet. Ya bu nedenle bizim şehrimizdeki bu tür yani ne olursa olsun bütün şeyleri desteklemek lazım. Buna herkesin hele hele bu kamu kurumlarının tamamen kapılarını aşması gerekiyor. Evet. Ben orada biraz şeyim. Ya örnekler çok mesela. Hassasım. Yani hakikaten açsınlar ya. Kimsenin babasının malı değil ki oralar. Yani bizim malımız yani. Yani düşünün takım antrenman yapma konusunda sıkıntı yaşıyor yani. Yani bu yani gerçekten de söylenecek bir şey değil ama biz burada bunu ifade ediyoruz ama yani yanı başımızda saha var. Biz kullanamıyoruz. Yani inşallah buradan yani bizi duyarlar. Bunu üzülerek söylüyorum gelirler. Yani kesinlikle şey değil yani. Mutlaka onu çözmemiz şey gerekiyor. Yok. Evet. Tabii ki kesinlikle biz bunu yani şimdi sonuçta sentetik saha yani eskiden çim sahaydı bozuluyordu diyorlardı ki ya işte bozulur şey olur ama sentetik sahanın öyle bir durumu da yok. Ya şehrimizde birlik bunun dışında beraberlik... kulüp yapısıyla ilgili çalışmalarınız var mı? Ya, tabii ki var. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim mesela bir iki sponsorluk görüşmemiz de var. Özel bir hastaneyle görüşüyoruz. İnşallah yarın onu bitireceğiz. Bir de bir inşaat firmamız var. Evet. Onda da forma sponsorluğu anlaşmamız olduğu gibi. Bunları yapıyoruz. Yani bir yandan bu sıkıntılarla yani uğraşıyoruz. Bir yandan da yani kulübü daha ileriye nasıl götürürüz? Bunun mücadelesini veriyoruz. Şehire nasıl katkı veririz? Sonuçta bu şehrin bir profesyonel takımı bu da. Evet. Yani kimse bunu göz ardı edemez. Yani biz burada tabii ki bütün sayın vekillerimizden de destek bekliyoruz bu konuda. Yani herkesin desteğini bekliyoruz. Yani bu konuda yani bizim istediğimiz bir takım çok küçük yani çok da büyük böyle istekleri de değil diyelim. Yani bir sağ konusunu yani burada aslında bizim çok konuşmamız doğru bir şey değil. Yani ama sıkıntı. Evet. Yani şu anda eksik bizim için yani. Antrenman yapamıyoruz. Sporcu sağlığı açısından çok sağlıklı bir ortamda çalışamıyoruz ya. Zaten ya o sizin tesisin yani bulunduğu yerin arkasındaki sahanın halısı biraz sıkıntılı. Evet, biraz doğru. Sert zemin. Evet, evet. Daha sert küçük zemin. Bir futbol sahasına göre biraz daha küçük ama Yolspor'unki daha yenilendi orada. Evet, bir de yenilendi. Futbol oynamaya daha uygun bir zemini var oranın. Evet. Çözülecek inşallah. Yani inşallah. Bekliyoruz. İnşallah bu sıkıntıları da atlatırız. Rahat bir şekilde lige başlarız. Yani bu herkesi etkiliyor sonuçta. Sporcuyu da, hocayı da. Yani çalışan bütün arkadaşlarımız orada etkiliyor yani. Yani buradan yani şimdi biz sahayı bulamayıp buradan otobüsü alıp çok uzak bir yere gidip orada antrenman yapıp yani bize bir katkısı yok. Anlıyorum. Yani biz bu konuda müzdaripiz. Evet. Kaptan gittin bir sene ara verdin tekrar geldin. Hakikaten senin gelmen çok iyi oldu. Niye iyi oldu? İşte hocam da biraz bahsetti. Sait Bey de anlattı. Evet. Biraz bu sene biraz sıkıntılar yaşadı geçmiş yıllara oranla sezon başında 23 Elazığ Futbol Kulübü hem tesis konusunda işte giden futbolcular açısından nasıl buldun diyelim takımı oradan bir başlayalım. Takımda çok genç oyuncular var şu anda. Evet. İlk geldiğim dönemdeki gibi daha tecrübeli oyuncular yok açıkçası ama yetenekli oyuncular var. Hepsi çok yetenekli. Yani kendilerini çok geliştirebilir, daha iyi yerlere gelebilirler. Sportif başarıya da bağlı bu. Takım olarak başarı sağlarsak ki inanıyorum ben sağlayacağımıza. Çünkü bu iş çalışmadan geçiyor. Evet. Kimse çalışırken yani öf püf demiyor. Ben onu gözlemliyorum şu anda. Gayet güzel çalışıyorlar. Hiçbir zaman hiçbir konuda şikayetçi olmuyorlar. Çünkü zor şartlarda çalışıyoruz biz. Ve çok sıcak. Çok sıcak. Yani. Evet, çok sıcak. Bir de suni çimin vermiş olduğu bir dezavantaj var üzerimizde. Ona rağmen çocuklar çok gayretli, çok istekli. Bu enerjimizi biz kendimizi geliştirip lig başlayınca pozitif bir eğime yakalarsak başarılı olacağımızı düşünüyorum ve öne çıkacak
yetenekli genç oyuncular da olacak. Daha öne çıkacak, başarılı olacak, belki daha iyi yerlere gelecek. Yani biraz zaman gerekli. Takım olmak zor iş. Zaman çok önemli bir unsur. Bu zamanla sabırlı olursak güzel bir futbol izleteceğiz herkese. Ben ona inanıyorum. Yine zor bir fikstürümüz var. Zor bir gruptayız yine her zamanki gibi. Yani şansımıza ben onu aslında avantaj haline dönüştürebileceğimizi de düşünüyorum. Çünkü herkes futbol oynamaya çalışıyor. Biz de futbol oynamaya çalışacağız. O yüzden bu bizim için bir avantaj. Çünkü futbol oynamaya çalışan takıma karşı daha iyi kendini gösterebilirsin. Sen de futbol oynuyorsun sonuçta. O yüzden bunu avantaj haline çevirebiliriz. İnşallah. İnşallah. Genç arkadaşlarımız da var. Evet. İşte sizler de tecrübelisiniz. Sen varsın. Eski Murat Kayalı, Murat Kayalı var. Seyit Ahmet Han bugün baktım. Seyit Ahmet, Eren. Kaleci Eren. Kaleci Eren var. Hocam kadro şu anda kaç kişiyiz? Burak Altıngök var. Burak var. Erencin Kılıç. Eren bu sene daha anlaşmadı bizimle. Anlaşmadı mı? Hayır. Evet. Şu an kaç kişiyiz hocam? Vallahi normal standartları hiç inemedik. Öyle mi? Sürekli 30'un üstünde çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımıza bakma konusunda söz konusu. Oo, maşallah hocam. Hazırlık süreciyle oyuncu deneme, oyuncu görme süreci iç içe geçtiği için, ayrı olması gereken iki süreç iç içe geçtiği için biraz kalabalık çalışıyoruz ama yani görüntüde kalabalığız. Şeklen kapımızın içinde tabii ki bir şablon var. Evet. O şablonda 25-26 kişilik oyuncu grubu var. Biz ağırlıklı çalışmalarımızı daraltmamız gerektiğinde çalışmaları o 25-26 kişi üzerine yoğunlaştırıyoruz ki bunun tamamı futbolcu değil. Kaleci arkadaşlarımız 4 tanesi kaleci. Kalecileri dışarı çıkardığımızda daha verimli çalışmalar yapabiliyoruz sayısı olarak azaldığımızda. Ama tabii denemeye gelmiş arkadaşlarımızda bir şekilde görmek gerekiyor. Ama işin doğrusu o gözle gelen arkadaşlar bizim standartlarımızda değiller. Bizim antrenman değerlerimiz de oluştu. Bir yerlere getirdik takımı. Onların gelen arkadaşlarımızın antrenman değerleri de yeterli değil henüz. Bizim standartımız olmadığı için arada bir farklar var. Ne yazık ki onların çok içimize girme şansı şu aralar yok. Evet. Açık söylemek gerekirse. Zamanımız da yok. Sonra lig maçına çıkacağız. Takımı daha iyi bir yere getirmek gerekiyor. Lige iyi başlamak gerekiyor. Arkasını iyi getirmek gerekiyor. Bu süreci doğru yaşayamazsak ya sıkıntılar sonrasında baş gösterir. Bu sefer transfer kapandıktan sonra transfer yapabilme şansınız da olmaz. Oyuncu transfer etseniz de onu takım için adapte etmeniz de bir zaman alacak. Bir takım sıkıntıların olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ağırlıklı kadromuz kaleciler dahil 26-27 civarı devam ediyoruz ama genelde 30'un üstünde çalıştık. Eksik bölgemiz var mı hocam? Var. Yani seçeneklerimizi artıracağımız, eksik demeyelim, seçenekleri artırmamız gereken yerler var. Ön bölge o zaman. Sağ ön, sol ön ve forvet gibi. O bölgelere daha çok desteğe ihtiyacımız var. Alternatif oyuncular. Ligin her türlü koşuluna hazır olmak gerekiyor. Oyunun akışı içinde bir takım hamleler yapabilme şansımızın olması gerekiyor. Sadece kişilere, bir iki oyuncuya bağlı kalırsak çok çabuk keşfedilir ve önlem alınan bir takım oluruz. Seçenekleri artırmak, oyuncuların rekabet içinde birbirlerinin gelişmelerini sağlamak da önemli. Seçenekleri artırmak, maçın belli bölümünde bazı oyuncuları değiştirip yerine başka oyuncuyu koyup oyunun ritmini, temposunu yükseğe çekmek de seçenek. Bunların hepsini değerlendirirsek ön tarafa en az 3 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Sağ öne, sol öne ve forvete. Aslında ben oraya 2 tane istiyorum santrafor bölgesine. Yani oradaki çeşitliliği artırmak adına, üretimi daha etkin hale getirmek adına o bölgeye daha çok istiyorum. Seçenek arttıkça oyuncuların rekabeti birbiriyle daha iyi olacak. Birbirini tamamlama konusunda daha iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Bir tecrübeli konuda bu konuda kaptanımız var. İlhan'ın dışında o bölgenin oyuncuları, evet. Genç oyuncular. O seçeneği genç oyuncuların enerjileriyle kapatma çabası içinde olacağız. O yüzden sayının biraz fazla olmasında fayda var. Evet. Hocam bu arada gelen sorulara da bakıyorum da bir izleyicimiz bana hitaben demiş ki spor spikerleri çok sakin, heyecansız maç anlatmamalı. Maçta heyecanlı olmalı ki biraz orada evet işte bizim geçen yıl çok yani özellikle 23 Elazığ FK'nın sıkıntılarından birinin taraftar toplayamamasıydı. Hakikaten evet, evet. Orada bir eksikliğimiz vardı. Yoksa sahada her şey vardı. Çok rahattı. Öyle işte yok kümeye düşüyoruz. Bir an öyle bir panik oldu. Onun dışında da evet.
fazla bir şey olmadı ama seyircimiz olsaydı hem biz de heyecanlanırdık hem de taraftarlar heyecanlanırdı. Daha iyi şeyler olurdu. Biz de sizi maçlara bekliyoruz. Öyle diyelim o zaman o arkadaşlar. Geçen sene zor takımları da yendik yani. Evet. Yani daha sıkıntılı takımları, hatta Karaman'ı en son 2-0 yendiğimiz maç var. Iğdır'ı da mı yendik burada? Iğdır'ı yok. Iğdır'ı yenmedik. Burada Iğdır bizi yendi. Şampiyon oldu. Öyle miydi? Yani, maçlarımız oldu. Şey oldu işte. Yani alınması gereken maçları aldı. İşte. Ama bu çekirdek kadromuz vardı. İyiydi yani. İyiydi. Gitmelere rağmen fazla bir eksiklik yaşadı. Gençlerimiz var. İnşallah umutluyuz. Evet. Hocamız gerçekten gençlere karşı çok yani pozitif yaklaşım içinde. Hatta hocamız şöyle söyleyeyim, boş vaktinde yani bir gün ayarlayıp dışarıdan gençlerin hepsini bir araya toplayın. Ben bir izlemek isterim. Takımın dışında yani. Evet. Belki bize katkı sağlayabilecek bir arkadaş olur. Oradan takıma monte edebiliriz. Yani hocamızı burada ben gerçekten de bu konuda takdir ediyorum. Kendisi bize yani her konuda yardımcı oluyor. Gençler konusunda. Yani burada bize düşeni yapmamız lazım. Yani. Bazen çıkıyor. Yani evet. İster istemez bakıyorsun geliyor çıkıyor hocam. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır yani. Evet. Oyuncular arasında çok büyük farklar olduğunu inanmıyorum. Yani tek şey, bu az önce de söylediğim gibi antrenman değerleri var. Şimdi biz 23 antrenman yaptık bugüne kadar kısa bir zaman içinde. Yüksek sayıda bir rakam ve yoğun antrenman çalışmalarımız var. Aramıza katılan arkadaşların antrenmanları yok. Şimdi her iki oyuncuyu aynı kefeye koyduğunuzda otomatikman antrenman yapan oyuncu ağır basıyor. Diğer oyuncu iyi değerlere sahip bile olsa göz önüne alınamıyorsunuz. Bunları işte farklı zamanlarda yapmış olsaydınız, yani Mayıs ayının sonuyla Haziran ayının ortalarına kadar bu işi kotarmış olsaydınız seçme denemeleri, Türkiye çapında, sadece bu dar bölgede değil, bütün Türkiye çapında yapabilirsiniz bunu. Sonra orada elde ettiğiniz oyuncu grubundan bir önceki seneden tutacağınız oyuncu grubunu birleştirdiğinizde ortaya bir kablo, şablon çıkacak. O kadro çekirdeğinin üstüne nerelere transfer yapacağınız, açıklarınız, eksikleriniz neyse onları transfer yaparak sezon yapılanmasını yapardınız. Yani burada şimdi her şey iç içe geçtiği için bir takım handikaplar var. Biz handikapları birer birer ortadan kaldırarak devam ediyoruz. Şunu net söyleyebilirim. Lige iyi başlayan ve ligi iyi götüren bir takımımız olacak. İyi bir takımımız olacak. Yani herkes bizi izlemekten keyif alacak. Sadece ve sadece seçenekleri artırmak, çok fazla da bir şey istemiyoruz aslında bu konuda. 2-3 oyuncu yeterli bizim için. Sorunları ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. İyi, çok istekli, iradesi yüksek, oyuncu karakteri çok yüksek bir oyuncu grubumuz var. Çok genç olmalarına karşın çok samimi söylüyorum, şu ana kadar yaşadığımız antrenman yoğunluğunu birçok oyuncu kaldıramazdı. Evet. Hocam, bir izleyicimiz demiş ki, merhaba telefinal programı. İyi yayınlar diliyorum. 23 Elazığ Futbol Kulübü yöneticilerini ve futbolcu arkadaşları selamlıyorum. Benim sorum Sayın Sait Bey'e Store mağazası ve maç yayını üzerine olacaktır. Store mağazası açılacak mı ve maçlar bu sezon yayınlanacak mı? Formu almak istiyorum ama ulaşamıyorum. Teşekkürler demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz, izleyicimize. Evet. Buradan Sait Bey'e de sözü bırakıyoruz. Yani şu anda tabii bizim bazı size dile getirdiğimiz eksiklerimiz var. Şu anda onlarla mı uğraşıyoruz? Evet. Yani biz önceliğimiz olan sıkıntılarımızı bir çözersek yani olabilir de bu konuda. Anlıyorum. Yani kulübün o acil ihtiyacı olan. Tabii ki. Kesinlikle aciliyetimiz olan sıkıntıları. Yani burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de bize katkı sağlaması lazım. Bizden diyalogda olması lazım. Samet Bey'in de bu konuda desteğini bekliyoruz. Yani sıkıntılarımızı yani bizim buradan dile getirmemize gerek yok yani. Ortada olan bazı sıkıntılarımız var. Bunları çözürüzse hiçbir sıkıntımız yok yani. Takımımız iyi. Gerçekten de hocamız yani bu konuda gençlere çok önem veriyor. Yani biz burada kısmen de bu sıkıntıları çözersek playoff'u görürüz diyorum yani. Kesinlikle. İnşallah. Bu takım yani playoff'u görür. İnşallah. Ben inanıyorum takıma yani. Sevgili Mustafa, bugünkü antrenmandan bir görüntü aldırmıştım arkadaşlara.
bizim konuşmalarımızın üzerine o görüntüler de bir alırsak ben de merak ediyorum. Hakikaten gidip izleyemedik. Bu da bizim de eksikliğimiz var bu sezon. Evet. Kaptan bir türlü antrenmanları takip edemedik. Evet. Hem işte havanın sıcaklığından şu anki bir kadro yapısına bir bakayım dedim. Çok da genç, yani orta diyebileceğimiz şeydi herhalde hocam, yaş yapısı öyle görünüyor ama gençler de var, evet. 2001-2002'den küçük takımın yarısı. Öyle değil mi? Evet. Yani en az yarısı 2002'den yeni küçük. Yeni statüde iki tane oynatmak zorundasınız değil mi hocam? 2000... Vallahi ben öyle zorunluluklara bakmıyorum. Şahsen teknik adam olarak onları çok samimi bulmuyorum. Evet. Yani statüde öyle gözüküyor ama bir de zaten oyuncu takımın yarısı genç oyunculardan oluşuyor. Belki de ilk 11'deki oluşumda genç oyuncular takımın yarısını oluşturacaklar yine. İkiye bakmayacağız yani. Oyuncu işte 45 dakika oynar sonra çıkar tarzı aldatma şeylere ben inanmıyorum. Biz oyuncu oynatırsak oynatırız, oynatmayacaksak oynatmayız yani. Evet. Kadromuz, şu anki kadromuz bu değil mi hocam? Evet, orada çalışan evet. Arkadaşlar 28, 4 tane dışarıda çalışan ayrı çalışan arkadaşımız var bugünkü antrenmanda, kaleci arkadaşımız. Evet. Onlar da oraya dahil olduğunda 30 kişi çalıştık bugün. İki arkadaşımız izinliydi, 32 kişi. 32 kişi. Hocam siz varsınız, yardımcılarınız, bir yardımcı bir de kaleci antrenörü. Evet, 3 kişi teknik ekip olarak çalışıyoruz. Çok fazla şeye gerek yok, elemana gerek yok, hocaya gerek yok bu konuda ama maç izleyici teknik adama ihtiyacımız var işin evet. Doğrusu. Rakiplerimizi izleyerek onların bilgilerini almak önemli. Belki öyle bir teknik adam bulursak, arkadaşımız, genç bir arkadaşımız özellikle bulursak izleyeceğiz. İzleyeceğimiz takımda muhtemelen bu sene Çatalca olacak gibi duruyor. Öyle mi? Yani Çatalca'nın iç sahada oynadığı takımda biz de iç sahada oynayacağız. Dış sahada oynadığı dış sahada oynayacağız. Benzer oyun tarzlarını rakiplerimiz Çatalca'ya karşı uyguladığı gibi bize de karşı uygulayacaktır. Mantıklı olanı Çatalca'yı takip etmek. Evet. Ama sayımız çok olsaydı her hafta takımları izletmek isterdim açıkçası. Evet. Yani değişkenlik gösterebilirler. Hayırlısı diyelim. Bir mesajımız daha var. Merhaba, ben Fransa'dan yazıyorum. Sayın Tuncay Başkan'ın 23 Elazığ Futbol Kulübü için verdiği emek ortada. Kendisini bu azminden ve çabasından yalnız bırakmamak lazım. Gereken desteğin verilmesi önem arz etmektedir. Buradan Elazığ 23 FK kulübüne başarılar dilerim. Güzel bir sezon geçirmek dileğiyle, iyi yayınlar demiş. Biz de buradan Fransa'ya selamlarımızı gönderelim. İki mesajımız var, hemen onlara da bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Başkan vekiline, hocamıza ve kaptanımıza hayırlı olsun. Ben Ali Kaymak, 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne başarılar diliyorum demiş. Biz de Ali Bey'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Merhaba abi, ben Ayaz Yiğit Aksoy. Abi 23 Elazığ FK ne zaman şampiyon olurlar? Ve bu tek sana. Hedefim, formam yok, tek sıkıntım bu demiş. Herhalde bir forma istiyor. Az önce Sait Bey'in dediği gibi evet. Bazı sıkıntıları atlatalım. Tabii ki, İnşallah kesinlikle. Onlar da olur. Yani bu Yusuf Bey sadece iş adamlarının yani şeyle olacak işler değil yani. Evet. Gerçekten de yani çok paranız olabilir, çok zengin olabilirsiniz. Yani bu hepimizin birlik beraberliğin iç içe olduğu yani şehrin yani kenetlendiği zaman başarının geldiğine ben inanıyorum. Yani. Evet. Kesinlikle. Yani. Sponsor çok önemli demiştiniz. Evet. Buradan, sponsor burada özel bir hastanemiz. Evet. İnşallah isim hakkını alacak. İnşallah. Görüşüyoruz. Yarın muhtemelen bitecek bu iş. Yani o hastane inşallah size isim sponsoru olur. İnşallah. Elazığ'da iki televizyon var. Onlara da belirli evet. Bir şeyle sponsor olursa evet. Maçlarınız da canlı yayınlanabilir yani. İnşallah. Yani. Onlar için de iyi olur. Yarın inşallah bu konuyu da görüşüyoruz, olur. Bitireceğiz. Yani o konuda yani ama dediğim gibi yani kolay değil bu işler. Evet. Sadece iş adamının kendi bütçesiyle bu işleri yapması çok zor. Gerçekten de buna Tuncay Başkan'a yani ne kadar teşekkür etsek az. Kendisi yurt dışında olmasına rağmen bu şehire gönül vermiş. Bu şehirde evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şahsen burada
Yani kendisi dışarıdan gelip buraya bunu yapmayı düşünmüş. Burada o kadar iş adamımız var, o kadar arkadaşımız var. Yani evet. Kendisi belediyeden burayı satın almış ve buna gönül vermiş. Bu kulübü daha iyi nereye getiririz çabası içinde kendisi. Takdir etmek lazım yani bunu. Evet. Ama buna da destek etmeliyim. Şeyden Ahmet Bey'den satın aldı. Arada Ahmet şimdi, Bey'den. Evet, çok özür diliyorum evet, orada. Ahmet Bey'den aynen. satın aldı. Aynen. Çünkü yani belediyeden aldı dersek bu sefer tabii ki. Şey, evet, sıkıntı olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Ahmet orada, Toprak Bey'den satın aldı. Aynen Ahmet Bey'den onunla aldı. Onunla bir alacağı vardı. Yani harcadığı bir para vardı. Evet, evet. Ya, o da satmak yani zorunda şehrimizin kaldı. Şehrimizin işte profesyonel bir kulübüdür. Evet. Burada hepimizin destek olması lazım. Yani tabii ki. Bunu seyirci tarafı da, siyasi tarafı da, bürokrasisi de, yani hepimizin bu takıma sahip çıkması lazım. Evet. Biz buradan temenni ediyoruz bunu. Az önceki izleyicimiz Ayaz Yiğit Aksoy Kaptan özellikle sana selam söylemiş. Demiş ki abi bir sorun daha olacak. İlhan abiye ben yazıyorum. Ayaz Yiğit Aksoy onu çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Selamlar Yiğit. Evet. Biz de onu seviyoruz. Kaptan, seninle devam edelim. Genç bir ekip var. Güveniyorsun. Evet. Sizler abilik yapacaksınız. Bir futbol takımında abilik yapmak çok önemli değil mi hocam? Bazen hocalardan daha şey olabiliyor. Etkili olabiliyorlar. Kesinlikle. Çünkü onlar saha içerisinde. Her zaman birlikteler. Ben inanıyorum iyi bir abilik yapacaksınız. Ve bu takım zaten takım olgusu da oluştu mu ondan evet. sonra sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. Abilerin hocalardan daha çok katkısı olur takıma. Çünkü futbolcu hoca ilişkisi genç oyuncularda özellikle hocaya bakış biraz daha farklı olur. Ama abiyle abi kardeş olur. Evet. Abi kardeş olduğunda iletişim daha çabuk kurulabilir. Abi de kardeşine doğru yön verebilirse çok iyi işler ortaya çıkar. Yani birikimli oyuncuların oyunsal form içindeki etkilerinin dışında diğer konulardaki etkileri çok daha yüksek. Kaptan bu konuda örnek bir insan takım içinde. Evet. Var böyle büyük abilerimiz de takım içinde. Onlar da öyleler. Yani ben takımın içindeki bütün oyuncularımdan çok mutluyum. Çok memnunum. Bu sene çok keyifli bir takım seyredeceğiz izleyenlere. Düşüncem o yönde. Mustafa abi önemli olan aile ortamı kurabilmek. Tabii. Yani evet. Bu çok önemli bir şey. Burada daha önce oynadığım sezonda da hep bir aile ortamı vardı. Yani arkadaşlığımız çok güzeldi. Yine aynı ortamı kurmaya çalışıyoruz biz. Bizim misyonumuz abi olarak arkadaşlarımıza bir ışık yakmak. Onlara bir yön vermek. Bunu da yaptığımız işle olabilir. Yani hem ahlaki açıdan olabilir hem de yaptığımız işle. Nasıl olabilir? O da iş ahlakı olarak çalışırsın. Onlara güzel örnek olursun. Nerede nasıl davranman gerektiğini bilirsin. Bu şekilde onlara yön verebiliriz. Onlar da zaten algıları açıksa ben açıkçası demin hocamın verdiği döneye katılıyorum ama eklemek de istiyorum. Türkiye'de hocam üst liglerdeki futbolcularla alt liglerdeki oyuncular arasında çok fazla fark yok. Benim gözlemlediğim kadarıyla sadece algı meselesi. Yani evet. Bazı oyuncular çok meraklı oluyor, genç oyuncular. Algısı açık oluyor. Hocanın anlattığı bir şeyi bir şekilde anlıyor. Bazıları 10 şekilde anlıyor, 10 seferde anlıyor. O bir seferde anlayan bir zaman kaybetmeden yukarıya çıkıyor. Ama 10 sefer anlayan maalesef aşağılarda kalıyor. Bu algıyla alakalı bir şey. Algısı açık olup, merak edip, çalışıp kendini geliştirirse ve başındaki antrenöre güvenirse bence başarılı olacağına inanıyorum. Hızlı bir şekilde başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki güvenelim. İşte evet. Bir Arda örneği var önümüzde. Herkes diyordu ki ya işte gider, gidemez. Sonra gitti dediler oynayamaz. Antrenmanlarına baktık ki hakikaten çok iyiydi. Mesela Real Madrid'de ondan bahsediyorum. Ama orada da bir işte zayıflık mı vardı hocam? Bir sakatlığının sebebi işte Türk... Muhtemelen futbolu. Antrenman eksikleri var. Değil mi? İşte evet. Sizin az önce söylediğiniz o şey var ya hocam bir denge mi? Ona ne diyorsunuz? Ya kriterler var. Kriterler, antrenman evet. değerleri var. Şimdi genç oyuncular fazla antrenman yapmamışlardır. Dolayısıyla evet. vücutları hazır değildir bazı şeylere. Arda gibi yetenekli oyuncuda, özgüveni yüksek oyuncularda. Evet. Ama biraz, o işte o özgüven var ya. Biraz çok özellik önemli. Bekler
hocası da bunu veriyorsa ya da arkadaşları da bunu veriyorsa biraz kısar çalışmalardan. O kısmalar işte Real Madrid'e gittiğinde bu tip sakatlıklar ortaya çıkartabilir. Evet. Aslında çok daha yoğun bir çalışmayla oraya gitmiş olsaydı Arda dünya yıldızı olabilecek potansiyellere sahip. Evet. Çok özgüvenli ama hocam. Onun öncülü var Türkiye'de. Evet. Kendisi yapmış olsa zaten Türkiye değil, dünya konuşuyor olurdu Sergen Yalçın ama. Evet. İşte o da bazı şeyleri kısıyor. Yetenek bazı şeylerin kısıtlanmasına sebep oluyor belki de. Yetenekli bizim toplumsal olarak hocam birazcık baskılayıcı bir yaşam tarzımız var. Yani genç oyunculara da öyle. Çok baskı yapıyoruz, korkutuyoruz. Halbuki çok yetenekli Türkiye'de futbolcular var. Yani var. Arda gibi çok oyuncu çıkartabiliriz. Bunlar işte... Kendine inanması gerekiyor önce. Yani hiçbir dışarıdan gelecek etkenlere kulak asmaması gerekiyor. Önce kendine inanıp işe sarılması gerekiyor. Ancak bu şekilde olur. Kaptan, ilk yarıyı bitireceğiz ama çok güzel bir yere geldin. O baskı, maalesef taraftardan gelen baskılar da var. Ya son maçta Elazığ'da, Elazığspor ligde kalmış, tribün, yeni stadyum açılmış. Yani hiçbir şey yok. Ya kendi futbolcusuna baskı kurdu, küfür etti diye biz bu sene içeride oynayacağımız ilk maçı seyircisiz oynayacağız. İşte o baskı dediniz ya, yani aile baskısı da var, taraftar baskısı da var. Bu tür baskılardan etkilenen futbolcular da oluyor. Maalesef işte bunlardan biz önce taraftarımızın bu tür hareketlerden kurtarılması, yani futbolcuların o baskılardan kurtarılması gerekiyor. Şimdi, hatta ilimizde başkan olmak istemeyenler var bu taraftarın baskısından dolayı gelip başkan olmak istemeyenler var yani burada. Evet. Taraftarın bu kadar. Şimdi abi futbolculardan profesyonel futbolcu gibi davranmalarını istiyorlar. Doğru, katılıyorum. Futbolcu profesyonel futbolcu gibi davranması gerekir. Ama taraftar da profesyonel taraftar gibi davranması gerekir. Yani takımın yanında olması gerekir. Sonuçta futbolcu bu işten para kazanıyor. Yani yanlış bir şekilde yapmak istemez işini. Taraftar da burada destek olması gerekiyor. Başka da bir şey yok. Yani biz nasıl aile içi oluyorsak takımda, taraftar da aile olması lazım. Evet. Yönetim de aile olması lazım. Şehir de aile olması lazım. Bu şekilde başarı sağlanır. Başarı tesadüf değildir. Kesinlikle. Yani, evet, katılıyorum. Hocam çok üzülüyoruz. Yani şimdi geçen yıl son maç hoca göndermiş. Gençlere şans vermiş. Gelmişsin karşıya kanan oynuyorsun. Karşıyaka adam takımı bozmadan gelmiş. Tamam, biz de isterdik ki onlar da gençlerle gelsin ama yok, gelmedi. Tam kadroyla geldi, çıktı. Ne oldu? Elazığspor'u burada yendiler. Yenince bir küfür. Bir hafta önce de bir mağlubiyet. Evet. Urfa şeyden, Karaköprü'den. Olunca bu sefer ya genç çocuklar siz niye buna küfür ediyorsun? Ne oldu? Şeyler yazdı. Hadi bak bu sene şampiyonluğu oynuyorsun. İlk maç içeride seyircisiz oynuyorsun. Ya var mı böyle bir şey? Hangi maça denk geliyor? İçeride ilk oynadığımız maç bakayım. Amasya olabilir galiba abi. Amasya deplasman. Amasya deplasman. Amasya'dan dönüyoruz içerideki. İçerideki maçımız. Maçımız şu anda Batman maçı değil ama herhalde. Bakayım. Bakalım, bu arada ben bir mesaj var, onları okuyayım. Son bir dakikamız, bir ara vereceğiz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Yusuf abim. Sanava 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün değerli arkadaşlara yeni sezonda başarılar dilerim. İnşallah bu sene Elazığspor ve 23 Elazığ FK ikinciliğe çıkarlar. O sene 1996-97 ruhu bu sene olur. İkincilik bu sene olur demiş. İnşallah o sene bu sene diyelim. Sevgili arkadaşımıza da selamlarımızı gönderelim, Sabri'ye. Mesajlarımız var ama kısa bir ara vereceğiz. Baktınız mı içerideki maçımızı bende? Ben başka bir şey geldi de. Aradan sonra söyleyelim. Hakikaten önemli bir maç. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet sevgili izleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk bölüm bugün 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü yöneticilerini ve hocasını ve futbolcusunu konuk ettik. Hakikaten güzel, verimli bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah ikinci bölümde de gene verimli bir program yapacağız. Çünkü 23 Elazığ Futbol Kulübü de bizim şehrimizin takımı. Onlar da
yeni sezona hazırlanıyorlar, hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Zor bir süreçten geçiyorlar ama inşallah sezon başlamadan tüm hazırlıklarını tamamlamış olacaklar. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Hocam kamp yapıyoruz değil mi? Sonra... Bildiğimiz anlamlı kamp değil. Ama evet. Kamp süreci yaşıyoruz. Doğru. Kamp süreci yaşıyoruz. Futbolcular orada kalmıyor. Tesiste mi kalıyor? Tesiste. Yok, zorunlu değil ama orada kalan futbolcular çoğunlukta. Yani futbolcunun orada kalması kuralı yok. Ama evet. Tam gün orada geçtiği için kamp gibi. İsteyen kalabiliyor tabii ki. Dışarıda evi olup orada yaşayabilirsiniz, kalabilirsiniz. Ondan kimse bir şey demiyor ama ille de kampta kalacağız diye bir düşünce içinde değiliz. Hocam tabii hazırlık maçı çok önemli. Kesinlikle. Düşünüyor musunuz? Evet. Şartlar neyi getirecek bilmiyorum ama 4 ya da 5 tane hazırlık maçı lige kadar 3-4 günde bir hazırlık maçı oynayarak hazırlık yapmak istiyoruz ama ne kadar yaşama geçireceğiz bilmiyorum. Şimdi bir tane takımla ilgili talebi var takımın bizde oynamakla ilgili. Önümüzdeki hafta içinde muhtemelen onlarla bir oynayacağız çarşamba ya da perşembe günü. Elazığ takımı yoksa çevre illerde? Arguvan'la. Onlar devam ediyor mu lige bu sene? Ediyorlar. Genelde deprem bölgesindeki bazı takımlar çekildi, işte Malatya çekildi biliyorsunuz. Evet. Bazı takımlar Arguvan devam ediyor. Arguvan evet. Devam ediyor, talep ettiler geçen hafta için, yani bu bitirmek üzere olduğumuz hafta için talep ettiler. Biz hazır değiliz henüz deyip öteledik biraz. Önümüzdeki hafta çarşamba ya da perşembe günü ilk hazırlık maçı olarak başlayıp işte çarşamba, perşembe, pazar, çarşamba, pazar, lig haftasındaki çarşamba da dahil olmak üzere ya da perşembe dahil olmak üzere 4 ya da 5 hazırlık maçı yapabilirsek, yani bu tabii ki iyi takımlarla oynamak güzel ama bulabilmek, oynayabilmek kolay değil. Kampa gitmeden, kentinizde kamp yapıyorsanız, çalışmalar yapıyorsanız çok kolay değil. Bal ligi takımları, 3. takımları, belki 2. takımları misafir ederek ya da biz konuk olarak gittirerek oynama durumu söz konusu olabilir. Yani Elazığspor'la da aslında bir maç yapılabilir, bir hazırlık maçı. Bilmiyorum. Ya yanlış anlaşılmasın söyleyeceğim ama kent aynı statü içindeki iki takımın maç yapmasına sıcak bakmıyorum. Öyle mi? Kendi yaşadığım tecrübelerim var geçmişte. Bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir düşüncesiyle. Yani böyle bir şey olur anlamında söylemiyorum. Anlık gelişebilecek olaylar işi başka boyutlara taşıyabilir. Kenti temsil eden iki tane camianın, öyle söyleyeyim, sağlam temeller üzerinde kalması ve birbirlerine destek olmasını diliyorum. Çıkabilecek olan tatsızlıklar, olası tatsızlıklar önlemek için ben sezon başında aynı kentin özellikle de aynı statüde olmasından kaynaklı, üçüncü takım olmasından kaynaklı söylüyorum. Maç oynamasına sıcak bakmıyorum. Anlıyorum. Kendi yaşadığım tecrübeler, kötü tecrübeler var bu konuyla ilgili. Grubu takip ettiniz mi hocam? Grubunuzda 4. grup, bu sene 4 grup oldu, 3 yıllık. Evet. İyi mi oldu, kötü mü oldu hocam? Ya tabii takım sayısını azaltmak istediler. Evet. Çıkan takım sayısı çoğaldı. Öyle olunca bir grup fazla yaparak takım sayısını azaltıp dengelemek istediler. Çünkü 3 gruba devam etselerdi çok takım sayısı olacaktı. Ligi planlamak bu sefer uzun olacaktı. Erken başlayıp geç bitecekti. Çünkü playofflar var sonrasında da. Bunları ortadan kaldırmak için Eylül ayında başlatıp doğru başlangıç tarihi. Ligin bitişi de muhtemelen Nisan sonuna falan denk gelecek. O süreç içinde de playoff maçları oynayacak. Bence doğru planlama yaptılar bu konuyla ilgili. Grubumuzla ilgili şeklen baktığınızda kağıt üstünde çok güçlü takımlar var. Ama futbol kağıt üstünde oynanmıyor ne yazık. Futbol sahanın içinde oynanıyor. Er meydanı saha. Çıkarsınız orada doğru işleri yaparsınız. Herkesi şaşırtırsınız. Ortaya gerçekleri koyarsınız. Futbolu gerçek bildiğini sahaya yansıtırsınız. Kimle oynadığınızın çok önemi yoktur. Siz başka şeyler çıkartırsınız ortaya. Herkesi de kendinize ayran bırakırsınız. Yani. Şey mi hocam, yani çok böyle üst transfer yapan takımlar oldu mu? Var. Takımlar tabii transferler yapıyorlar. Özellikle ilginlik maçında oynayacağımız FK bu konuda biraz da talebi yüksek. İyi oyuncular transfer ediyor. Marka oyuncular transfer ediyor. Yani lige göre marka oyuncular transfer ediyor. Ama ben hep söylüyorum, futbolcunun sahaya çıktığında oynadığı oyun çok önemli. İsteği, evet. Talebi çok önemli. Kağıt üstünde başarı, herkes başarılı olabilir ama sahanın içine çıktığınızda başka bir şey çıkıyor. O günün şartları başka bir şey çıkartıyor ortaya. O şartları hep yaşamanız gerekiyor. Evet. Kaptan, futbolcu piyasası biraz yüksek mi? Evet. Ekonomik sebeplerden dolayı bu değil sene mi? Yani beklentinin çok çok üstüne çıktı. Yani çok acayip rakamlar duyuyoruz. Evet. Yani geçen yıla oranla bu yıl arasında
4-5 kat fark var gibi öyle görüyoruz. Yani bayağı bir fark var. Aslında ben hani düşer diye düşünüyordum çünkü işte deprem bölge yaşadık. Orada lige katılmayan takımlar oldu. Belki hani futbolcu fazlalığı olur diye düşünüyordum ama bakıyorum buna rağmen hayli piyasa yüksek. Yani alım gücümüz de düştü ekonomik sebeplerden dolayı. O yüzden de olabilir. Bazı kulüpler inanılmaz uç paralar da veriyor. O yüzden de olabilir. O futbolcular o fiyatları duyduktan sonra tabii kendi değerini biraz daha yüksek meblağa çekiyor. Yani bilmiyorum. Sebepler bu olabilir. Değil mi? Evet. Evet. Genelde bizim bir şeyimiz var mı Sait Bey? Bir aralığımız var mı transferde ücret aralığı? Yani ücret aralığı tabii ki makas yok. Büyük bir aralık tabii büyük bir makas yok ama evet. Var tabii ki bütçemize göre oyuncu tercihlerimiz var. Tabii ki ekonomik bir sıkıntı ülke genelinde olan bir sıkıntı. Görüyorsunuz işte ufak sıkıntılarımız da var. Bunları da çözmeye çalışıyoruz. Bunun yanında transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bunu evet. Maksimum belli bir rakamlar var. Onun üstüne çıkmadan bu işleri çözmeye çalışıyoruz. İyi topçuyu en uygun şartlarda almaya çalışıyoruz yani biz. Evet. Yani burada harcama konusunda şunu söyleyeyim. Gerçekten parayı doğru yönetirseniz o da bir başarıdır yani. Elbette. Ben kesinlikle parayı insanlar doğru bir şekilde, doğru bir yolda bunu harcamazsa o daha büyük bir infial yani. Evet. Doğru bir şekilde yöneteceksiniz ki başarı gelsin yani. Ben buna yani bütün kulüpler için bunu söylüyorum. İnşallah bu sene Eraspor'da tabii ciddi bir yapılanma içine gitti. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir stat kazandırdı şehrimize. Ben bölgede geziyorum. İnan ki bizim şehrimizin stadı gibi bir stat yok yani. Evet. Bu kadar mimarisi güzel. Hiçbir stat yok. Oradan geçen alışveriş merkezi diye görüyor yani. Çok bu kadar güzel bir stat olabilir mi diye. Bir yaşayan bir stat oldu. Yani tabii ki. Sadece maçtan maça kesinlikle. Değil de diğer branşlar da var. Mesela birçok aynen. Branş. Şu aynen. Anda açılan iki branş açıldı. Evet. Bilardo ve Havalı Silahlar. Bunun dışında birçok daha branşta orada faaliyetler gösterilecek. Yanda hem bir de spor salonumuz var. Evet. Orada da hizmete girerse aynen. Yani o stadın orası çok canlanacak, çok canlanacak. Güzel olacak. Evet, sürekli yani başarı da gelirse inşallah daha güzel olacak. İnşallah. Elaspor'u eski günlerine dönerse hepimizi evet. Mutlu eder. Elbette ki. Bunu da canı gönülden istiyoruz. Şehrimizin bir değeridir Elaspor. Evet. Gerçekten de Süper Lig'de görmek isteriz. Böyle bir stada yakışır yani olmaları. İnşallah. Temennimiz o. Biz de elimizden geleni her zaman yapmaya çalışacağız. Yani onlar için de. İnşallah. Yani yedek yukarıdan aşağıdan topçuyu gönderip başarılı olmalarını yani isteriz. Pilot takım. Tabii pilot takım olarak. Yetiştiricilik. Kesinlikle. Kesinlikle biz anlamında. Evet. Biz Elaspor'u Süper Lig'de görmek isteriz yani. Evet. Orada çok değerli yönetici arkadaşlarımız da var. Gerçekten de işinden, zamandan böyle feragat edip kulübü gerçekten de iyi bir yere getirmek için tanıdığımız dostlarımız var. Fethi Ahmet Yılmaz'ı belki evet. Siz bilirsiniz. Tabii. Ahmet Bey gerçekten de çok kıymetli, çok değerli bir insan. Yani işinden çok feragat edip orada ciddi bir çalışma içinde gerçek bir Elasporludur. Çok sever. Spor, yani. Futbolu seviyor. Seviyor da. Yani severek de yapıyor. Canı gönülden yapıyor. Evet. İnşallah Rabbim onların emeğinin karşılığını verir ve Elaspor çok iyi yerlere gelir yani. İnşallah. Herkes emeğinin yani, karşılığını kesinlikle. Alsın. Kesinlikle. Arada Tuncay Başkan aradı. Bir WhatsApp'tan evet. Bir görüşme yapalım. Evet. İsterseniz siz arayın. Bir Fransa'ya tabii bağlanalım. Ki. Tabii ki. Geçen yıl bir gurbetçi oyuncu yakalamıştı. Evet. Bu sene İstanbul Spor'a transfer oldu. Evet. O da çok önemliydi. Hakikaten bu sene de bir şeyler göndermiyor mu dışarıdan? Başkanım hatta aldım. Ben alayım buyurun. Telefonu. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Çok şükür başkanım. Siz nasılsınız? Ekip burada çalışıyor ama siz neler yapıyorsunuz? Vallahi biz de burada çalışıyoruz. Büyük kısmayız denizliği. Evet. Sağ olsun orada sahip şeklerim olsun, Halatın hocam olsun, kardeşim olsun, tanışayım olsun oradalar. En iyi şekilde temsil çekeriz orada. Bir yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devam ediyor. Başkanım, duygularını alalım. Bu sene yeni bir sezon, yeni bir hazırlanış. Neler söyleyeceğim? Bir de senin duygularını alalım. Vallahi bu sene işte az önce hocamın dediği gibi zaten böyle genç bir oluşuma girdik. Daha bir kadrosu, bir takım kurma niyetimiz var yani. Bu sene daha çok böyle tabii gereği olsa bile de daha çok biz gençler terbiyesiz. Biz geçen seneden dünyaları verildik. Genç kardeşimizi oyuna alarak bu maçlarla. İşte hocamın da zaten gördüğü, orada bizim de gördüğümüz belli oyuncular vardı. Güzel bir karma yapıp, abi kardeş şeklinde inşallah güzel bir aile ortamı yakalayıp şöyle bir takım kurduk. İnşallah da emeğimizi alırsınız. Hani şüphemiz yok, inşallah güzel bir başlangıç yapıp. Biz yapma peşindeyiz inşallah. Yani bekliyoruz. İki maçımız, üç maçımız. Belli olacak inşallah. Yani birkaç hafta içerisinde zaman lazım ama değil mi? Tabii takıma lazım kesinlikle zaman. Aynen tabii. Evet şu an yani en kötü bir 6 hafta belki daha bir lazım oldu. Biz de o haftalarda en iyi onları toplayıp yani en iyi şekilde konuşuruz inşallah. Evet. Başkanım, Elazığ'a geldiğinizde bir görüşelim. Hakikaten özletiyorsunuz kendinizi. Biliyoruz geldiğinizde yoğun çalışıyorsunuz tamamen takımla ilgili ama bir gün programımızda da ağırlamak isteriz sizleri. İnşallah. Olur ya yani daha sezon uzun bir gün sizi toplam galiba 28 maçımız var sezon. Evet. Yani muhakkak her sene yaptığım gibi elimi geldiğim dediği kadar bu maçlara geleceğiz inşallah. Bir sene daha çok bir ağırlık geleceğiz. İnşallah güzel bir şey yapacağız zaten sahip. Rekim de orada gerekeni söyledi. Evet. Yani nasıl size bu yani tesis konusu olsun, gıda konusu olsun, adli tübüsü olsun. İnşallah en yakın zamanda Sayın Başkanımıza burada çağrımızdır. İnşallah çözeriz. Ufak tefek şeyler olur, sezon başlar. Yani düzelir inşallah. Ve bir şey daha eklemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Rekim az önce söyledi. Daha sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu gerçekten Elazığ'a biraz yani memleketimizin bu tür şeyleri daha çok açık olması lazım. Yani Yeşil Spor Müdürü'nü arıyoruz işte maalesef ulaşamıyoruz Abdülsamet Eren Bey'e. Biz hatta kendim aradım. Yani o tür ufak tefek krizler var. İnşallah onları kaldırırız. Yani şu an arıyorsunuz yok bu sağa bakımda yok bu böyle olmuş. Yani yapılmayacak şeyler var. İnşallah onları da atlatırız yani. Belki bir yanlış anlaşılma olmuş bir şeyler vardır. Onu da inşallah en kısa zamanda kaldıracağız. İnşallah üstümüzdeki kara bulutları dağıtacağız Allah'ın izniyle. Yani biz de altısını sene inşallah daha da gereken cevabı vereceğiz. İnşallah başkanım. İstişareyle her şey çözülür diye düşünüyorum. İstişarede fayda vardır. Bunlar konuşula çözülecektir. Atlatılacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Fransa'ya selamlarımızı gönderiyorum. Arkadaşlar da herkes selam söylüyorlar. Sizin bir söylemek istedikleriniz varsa alalım başkanım. Vallahi söylemek istediğim söyleyeyim size yani bu Türkiye genelinde olsun, ilimizde olsun birlik, beraberlik çok önemli. Evet. Burada bunun üstünde duruyorum. Birlik, beraberlik gerçekten çok önemli. İstişare çok önemli. Bazı konularda zayıf kalıyoruz. Bizden de belki hata olabilir. Yani karşı tarafta da olabilir. Yani belki her taraf %100 haklı olmayabiliriz de. Yani istişare ederek çözülecek çok şeyler var. Evet. Yani biz bunu kendi ilimizde, kendi aramızda, abi kardeş olarak, bürokratlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanımızla beraber güzel bir istişare ederek bunu biz kendi imkanlarımızla halletmemiz lazım. Yani illaki buradan başka yerlere çekmememiz lazım. Onu da inşallah Elazığ olarak, halkımız olarak, büyüklerimiz olarak onu da başına geçecek. Yani az bu zamanla her şey güzel inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Evet Sait Bey, teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da duygularını aldık. İstişare yaparak, konuşarak bazı şeyler çözülecektir diye düşünüyorum. Çözülmeyecek konularda değil yani.
Bu şehrin tabii ki belediye başkanı Sayın Şahin Bey bu konuda ben eminim yani çözeceğine de şimdiye kadar çözülmemiş bir şey yok. Şimdiye kadar destekleri olmuş bize. Evet. Kesinlikle bundan sonra da olacağına da biz yani sonuna kadar eminiz yani bu konuda. Yani inşallah bunlar çözüldükten sonra biz yolumuza devam edeceğiz. Takımı getirebileceğimiz en iyi yere getirmeye çalışacağız. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Hocalarımız da kendilerinden biz inşallah yani şunu söyleyebilirim. Hocamız gerçekten yani gençlere verdiği önemden biz bu başarıyı görüyoruz yani kesinlikle evet. Yani bu konuda. Hocam siz tabii Er Hoca'nın bir diye her baba yiğidin bir yoğurt deyişi vardır. Siz, evet. Tabii sizin de bir kendi oyun felsefeniz vardır elbet. Nasıl bir oyun izleyebileceğiz hocam? Sahanın her yerinde oyuna hakim olan bir takım olarak oynamak istiyoruz. İçeride dışarıda iç sağ dış sağ ayırt etmeden oyunu kontrolünün elinde tutan bir takım olarak oynamak istiyoruz. Futbolu güzelleştiren, iyi işler yapan, üretme çabası içinden bir takım olmak istiyoruz. Tabii bizden daha anlık, günlük performansı bizden yüksek olan anlar da olacaktır takımların. Bizi baskı altında oynayacağımız maçlar da olacaktır. Sebepleri o günün koşulları içinde geçerli olacak ama başka sebepler çıkabilir işin içine. Ama biz elimizden geldiğince futbolu en doğru, en iyi şekilde oynamaya, futbolu güler yüzle oynamaya aday bir takım olacağız. Sevimli bir takım olacağız. Herkesin keyif aldığı, izlemekten keyif aldığı bir takım olacağız. Taraflı tarafsız herkesin izleyebileceği bir takım olacağız. Futbolu iyi oynamak istiyoruz. Futbolun doğrularını en iyi şekilde yapma çabası içindeyiz. Saha sınırları içinde sportmence doğru futbol değerleriyle oynama çabası içinde olacağız. İyi bir takım olacağız. Evet. Kaptan sen takip ettin mi rakipleri? Aldıkları oyunculardan birazcık takip ettim yani. Evet. En çok hocamızın dediği gibi Adana FK daha marka oyuncuları aldılar. Ligin üstündeki oyuncuları aldılar. Ama baktığınız zaman aldıkları oyuncular da bir önceki sene ve hatta futbol geçmişlerinde yakın dönemde alt liglerde oynamış oyuncular da var. Futbol inanmışlık bir meslek bence. İş takım olmak gerek. O yüzden takım olabilirsek biz başarılı olabiliriz. Yani isimler çok önemli değil. Sistem önemli bence. Şahıslar gelip evet. Geçer. Sistemi oturtturabilirsek ve bu doğrultuda çalışıyoruz. İyi şeyler çıkacağını düşünüyorum ama biraz sabır gerekli. Evet. Çünkü o sabır ligde önemli. İkinci, üçüncü haftadan sonra vücutlar oturuyor. Yani futbolcu olarak ben kendim adıma söyleyeyim. Gözlemlediğim bu zamana kadar 2-3 hafta sonra vücudum oturuyor benim. Diğer arkadaşlarımızın da öyle. Erken form tutmak da iyi değil. Tam zamanında biz başlayacağız. Zamanda başladığımız sürede devam ettireceğiz onu. Evet, şimdi rakipleri sorunca Elazığspor ilk dönem konuşmuştuk ya. İçeride herhalde Elazığspor da Adana takımıyla oynuyor. İçerideki Adana, maçı. Adana'nın bir takımıyla oynayacak. Baktım ama ismini göremedim tam şeyden. Onu bir öğreneyim. Sevgili bak bir Elazığspor'un fikstürüne bakar mısın? İkinci hafta kimin maçıydı? Ona bir bak sevgili Tolga. Bize bir söyle içeride. Çünkü hakikaten seyircisiz oynayacağız. Seyircisiz oynamak da çok kötü. Kötü yani. Zaten bu işin tadı seyirciyle olur. De, ligin başı. Herkesin heyecandan beklediği. Evet. Yani seyircinin maça gitmek yeni için. Yeni stadımızda yeni. O heyecan var zaten. Tabii evet. Ki. Kesinlikle. Stadımız güzel oldu. Kaptan sen görebildin ben mi? Ben eski halinde oynamıştım onun çok yıllar evet. Önce. Yeni stad eski anıları da hatırlatır. Yani yeri çok güzel olmuş. Evet. Yapanların emeğine sağlık. Ben çok beğendim yani. İçine girdim, baktım. Çok hoşuma gitti. Güzel, güzel. İnşallah Elazığspor da orada çok başarılı bir şekilde devam eder. İnşallah. Yani biz bu stad konularında gerçekten çok ileri gitti yani ülkemiz. Hakikaten de altyapılarımız evet. Yapılan statlarla ama başarın da gelmesi lazım. Yani yetmiyor yani artık başarı da gelmeli yani. Çünkü eskiden hatırlıyorsunuz abi. Yani antrenman yapacak saha
imkanlar, para. Yani hem statta antrenman yapıyorlardı, hem maç yapılıyordu. Tabii ki. Hocam eskiden yoktu. Yani, yok antrenman sahası da yoktu. Yani başarı gelmeli artık bence. Yani. Evet. Bu da tabii şehrin birlik beraberliğiyle olur. Yani evet. Kişilerin tek yapabileceği bir iş değildir. Paylaşmak lazım. Paylaşmak lazım. Evet. Yani hakikaten paylaşmak lazım. Sevinci paylaşmak tabii lazım. Canım. Üzüntüyü paylaşmak lazım. Yani destek olmak lazım birbirimize. Evet. Eksik taraflarımız olabilir. Herkesin eksiği vardır. Bunları birlikte yani aşmak lazım. Evet. Altyapılar da tabii ki çok önemli. İşte hep oradan şey yapıyoruz. Evet. Sizin bir altyapı çalışmanız var mı? Yani şu anda tabii ki bir şey yaptık biz Elaspor'a. Evet. Kısmen verdik. Amasya içeride Pazar. Tamam, özür diliyorum. Pazar da iddialı takım kurdu. Efendim? Pazar da iddialı takım kurdu. Pazar da iddialı evet. Takım. Rize Pazar. Evet. Geçen sizin gruptaydı değil mi? Şeyden yok önce. Hayır. Bizim grupta değildi. Pazarcık'taydı değil mi? Pazar. Off vardı geçen sene. Off vardı. Evet sizin grupta. Bizim oyuncularımızdan da oraya transfer. Ahmet Can Arık ve Şeyhimiz oraya transfer oldu. Pazara mı gitti? Evet. Evet. Pazarla içeride oynayacağız. O biraz önemli bir maçtı. İşte maalesef bu maçta seyircisiz olacak. Ama inşallah aratmayız diye düşünüyorum. Çünkü evet. Lig'e iyi başlamak da iyi değil mi hocam? Tabii ki. Yani iyi başlarsanız özgüvenle arkasını daha iyi getirebilirsiniz. Evet. Yani sadece sonuç olarak değil, oyun olarak da iyi başlıyorsanız daha özgüvenli lige devam edebilirsiniz. Bazen sonuçlar iyi oluyor ama oyun hiç iyi olmuyor. Tesadüfen maç kazanmış olursunuz. Arkası yine iyi gelmeyebiliyor ama lige hazır, iyi oyun olarak bir de iyi sonuç olarak giriyorsanız artı değerdir. Evet. Biz içeride Elaspor Amasya deplasmanıyla başlıyor. İçeride Pazar seyircisi, sonra Turgutlu deplasmanı, içeride Batman Petrol'la, o da çok önemli. İlk grubu... 4 maçın 3'ü evet. Ligin üst takımları olacak. Ligin üst takımları yani. Bakalım hayırlısı, her şey nasip. Fikstürün şeyine, avantajına inanıyor musunuz hocam? Ben şahsen hiç öyle şeylere bakmıyorum. Ben şöyle bakıyorum. Antrenman, maç maç, sezonun tamamına bakıyorum. Yani bir antrenman yapıyorsunuz, duvara bir tuğla ekliyorsunuz. Bir antrenman daha yapıyorsunuz, bir tuğla ekliyorsunuz. Bir tuğla, duvarı belli bir seviyeye getiriyorsunuz. Sonra maç dönemi başlıyor. Maçları oynuyorsunuz. Her hafta bir yeni maç, yeni heyecan. Onları pozitif oynaya devam ediyorsunuz. Sezonun toplamında ne elde ediyorsunuz hep beraber görüyoruz. Ben öyle bakıyorum. Yani evet. Hedef koyup işte şu dereceye gidelim, şunu hedefleyelim derseniz tutmadığında bu sefer erken sıkıntılar başlıyor biliyor. Bunu yapmak yerine adım adım gitmek, doldura doldura gitmek, sağa sola doldura, altını doldura doldura gittiğinizde bir takım sıkıntı ortadan kaldırabiliyorsunuz. Öyle düşünüyorum. Hep öyle baktım. Genelde iyi işler oldu sonuçlar. Oyunlar güzel oldu. Çünkü oyuncu baskı altına sokmuyorsunuz oyuncuyu. Oyuncu evet. Sadece bir antrenman hazırlıyorsunuz, ikinci antrenman hazırlıyorsunuz. Altıncı antrenmandan sonra hafta sonu maç geliyor atıyorum. Maçı oynuyorsunuz, o maç geçiyor, ondan sonra başka antrenman geliyor. Gün gün an yaşadığınızda daha değerli oluyor bence. Evet. Hocam bu hazırlık döneminde günde çift idman mı yapıyoruz? Ağırlıklı olarak çift idman. Evet. Her gün. Her gün demeyelim ama ağırlıklı olarak çift. Genelde kuvvete dayanıklı. Kuvvet, dayanıklılık. Evet. Tabii ki bunun içinde sağ çalışmaları da var. Evet. Sağ çalışmaları işin içine girdikçe, sürat çalışmaları işin içine girmeye başladıkça vücuttaki ağırlıklar ortadan kalkıyor. Şimdi oksijenli ortamda ve oksijensiz ortamda ve laktik asitin çok büyüklü süreçlerde oyuncunun yorgunluk ortamında doğru kararlar verebilme yeteneğini geliştirme çabası. Sinir sistemleriyle uğraşıyoruz onları, oynuyoruz. Nabızlar 180'lere, 190'lara çıkıyor. O sağlıklı olmayan ortamlara doğru sağlıklı kararları verebiliyorsa oyuncu birçok sorunları çözebilme şansı olur maçın içinde düşüncesindeyiz. Şu ana kadarki veriler gayet iyi. Test yapabiliyor muyuz hocam? Yok, test yapamıyoruz. Evet. Biz testi kendi kriterlerimize göre yapıyoruz. O kriterlerimiz de şu ana kadar pozitif. Evet. Bir ara bizim üniversitemizde arkadaşlarımız vardı, yapıyorlardı test. Laktat testi değil mi? Evet. O da önemli aslında. Yani tabii şöyle, ki önemli ama işte bazı imkanlar elinizde olmayınca evet. Başka her şekilde bu işleri değerlendiriyorsunuz. Çok donanımlı olmanız gerekiyor bazı şeyleri yapmak için.
profesyonel futbolculuk aslında bunu getiriyor ama Türkiye'niz bu konuda profesyonelleşmiş bir ülke değil. Sadece 3. Lig'den bahsetmiyorum ya da Elazığ'dan bahsetmiyorum. Türkiye'nin genelinden bahsediyorum. Tabii. Büyük olduğu söylenen kulüpler de dahil benim söylediklerimi. Profesyonelleşmek başka bir şey. Profesyonelmiş gibi olmak başka bir şey. Her anlamda donanımlı olarak şimdi altyapılar oluşturuyorsunuz. Altyapıdan yukarı oyuncu çıkartamıyorsunuz. Altyapıyı niye yapıyorsunuz o zaman? Hı. Sadece yukarıya dışarıdan transferlerle taşıyacaksınız bu işi. Bu işin bir anlamı yok. Bir takım şeyleri yaparsınız, yatırımları yaparsınız, kendi öz kaynak düzenlerinden getirirsiniz. Profesyonellik üretmekten geçer. Sadece işin maddi yönüyle olmaz. Üretiyorsanız profesyonelleşmeye başlamışsınız siz. Hep birbirinin istediği gibi davranıyorsanız siz profesyonel değilsiniz. O sizi sömürüyor insanlar demektir. Siz sömürülmeye karşıysanız ve bu işi kendiniz yapıyorsanız profesyonelleşmişsiniz demektir. Evet. Doğruları yapıyorsunuz demektir. Ben öyle bakıyorum. Öz kaynak düzenlerinden çıkan futbolcuların değerli olduğunu düşünüyorum. Öz kaynak düzeninin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendim de böyle bir düzenden çıkan futbolcuydum. Oyuncu grubunu bulursunuz, takımı oluşturursunuz. Oluşturulup da elde edemediğiniz, eksik alan noktalarınızı dışarıdan alabilirsiniz. Ama bu takımın tamamını alıyorsanız o zaman başka sıkıntılar var. Yani maliyetler büyür. Büyüyen maliyetler kulüpleri iflaslara götürüyor. Biliyorsunuz transfer yasakları var çok kulüplerde. Evet. Bu sıkıntılar Elazığ'da yakın zamana kadar yaşadı. Yani bunları böyle yaşamak yerine doldura doldura gitmek daha sağlıklı gibi geliyor bana. Yani birinci yılda şampiyon olmak değil de üçüncü yılda şampiyon edebilirsiniz. Siz adımları doğru attıkça zaten o güç oluşacaktır orada. Yani o şeyi yakalamak lazım. Tabii. O hazır olmak lazım, evet, değil mi? Hazır yani... olmak lazım. Çıkıyorsunuz, düşüyorsunuz. Evet. Hiçbir anlamı yok. Niye o kadar harcadınız? Niye o kadar masraf yaptınız? Yapmayın. Yani Ümraniye şimdi Süper Lig'e çıktı. Çıktığı gibi düştü. Evet. Ne anladık? Evet. Zemini hazırlarsanız o zemin sağlam olur. Zemini hazırlamazsanız kaygan olur. Şey gibi, bir kulübün borcunu sıfırlarsız her şey sıfır olur. Bir daha aynı dön aynı noktaya o kadar rakamda borçlandınız. O zaman sıfırlandığınızın bir şeyi kalmıyor yani. Malatya yani, mesela yeni Malatya var. Örneği var burada Malatya. İşte sıfırlandı. O da borçlandı. Evet. Önemli orada kalabilmek yani. O doğru bir şekilde onu yönetebilmek. Yani burada. Yani şimdi biz de burada aşağı yukarı bir 15-20 yıl gezeceğiz. Evet. Herkes bu şehrin takımı. Yani yani bu kulübü hepimizin sahiplenmesi lazım. Sonuçta başarı varsa hepimizindir. Evet. Yani şehrin başarısıdır. Yani sonuçta farklı bir şehrin takımı değil Yusuf Bey. Elbette. İsmi de Elazığ FK. Evet. Yani takımımızın yani gideceği 15-20 yılda şehrimizi temsil edecek. Başarıyı yakalayacak. Ondan sonra şehrimizin adına hepimiz mutlu olacağız yani. Sadece kişiler değil yani. Bir bütün evet. Yani. Herkes alkışlayacak şehrimizin takımı başarılı oldu diye. Değil mi Yusuf Bey? O alkışı evet. Almak üzere bir başarı zaten. Yani burada kesinlikle ben Elazığ FK'ya da destek verilmesini istiyorum. Rica ediyorum buradan. Yani doğudaki yani, bütün kulüplerin aslında iyi bir şekilde desteklenmesi kesinlikle. Gerekiyor. Şimdi bir izleyicimiz çok güzel yazmış. Diyor ki Süper Lig'de ve neredeyse 1. Lig'de bile doğu takımları yok. Yok. Demek ki iyi çalışmalar yapılmıyor. Aynen. Yani burada bir eksiklik var. Çok büyük bir eksiklik. Evet. Ama şartlar var. İmkanlar var. Evet. Stat var. Altyapılar var. Burada o zaman ya hocalarımızda bir eksiklik var. Yani dışarıya topçu atamıyoruz. Evet. Başarı var. Mesela bugün İl Özel İdare Türkiye'de şampiyon olmuş. 17 yaşında. Bir de U17 kategorisi. U17. Yani ciddi bir yaş. Çok önemli. Tabii ki. Çünkü rakibi takip ettiğim bildiği için söylüyorum. Bir takım İstanbul'dandır rakibi. Bir takım Ankara Kavaklıdere'ydi. Yani, Trabzon takım, gibi bir şehrin, futbolda ileride olan bir şehrin takımını yendi. Evet, Manisa Turgutlu Belediye miydi? Evet. Turgutlu Belediye'ydi yanılmıyorsam evet. Bir takımda. Yani tam böyle şeyden gelen, futbol zaten evet. Artık evet. İşte evet. Arkadaşın da yazdığı gibi evet. Ege, evet. İstanbul ve o bölge biraz Karadeniz. Aslında bu bölge de havuz olarak, alanlar olarak tesisleşmeye ve futbolun gelişmesine uygun alanlar. Evet. Şimdi batıda Ege'yi saymıyorum, İstanbul özellikle daha çok bu konuda. Futbol sahası yapılacak alanlar yok.
Yani tesisleşmeye gidecek alanlar kalmadı. Her taraf taş yapı oldu. Ama batıda, doğuda özellikle alanlar geniş. Ege'de de böyle alanlar var. Ege takımları bu konuda biraz daha bilinçli yapılanma yapıyorlar. Tesisleşiyorlar. Tesisleşen takımların artıları zaten zaman içinde ortaya çıkıyor. Burada da var böyle şeyler. Ama bu imkanları yaşama geçirmek lazım. Tesisleşmenin yanında bölgenin gençlerini, yörenin gençlerini doğru eğitmek lazım. Bir çatı altına toplayıp eğitmek lazım. Onları mutlaka sahiplenip yarışma kültürü içine sokmak lazım. Demin içeride de konuşuyorduk. 3 tane 5 tane maç oynayarak bir sezonu tamamlamak oyuncunun gelişmesini sağlamaz. Evet. Yani 5 tane maç oynarsınız. Bunun için 5 takımla katılırsınız. 10 tane maç oynarsınız. Bunun için 3 ayda biter liginiz. 9 ay ne yapacak bu oyuncu? Evet. Başlamış olan gelişme duracak, yavaşlayacak, eksilmeye başlayacak. Ama onu sürdürmeniz lazım. Bütün sezona yaymanız lazım. Oyuncunun gelişmesini öyle sağlayabilirsiniz. Öyle sağladığınız oyuncu geliştikçe, bir üst kategori çıktıkça daha iyi işler ortaya çıkacak. Onların geçiş süreçlerini doğru değerlendirmek lazım. Doğru yönlendirmek lazım. İşte bunun gibi şeyler de profesyonel kulüpler daha üst liglerde, kategorilerde, yerel liglerin dışında bölgesel amatör, üçüncü lig, ikinci lig gibi ortamlarda bulunan kulüplerin şansları oluyor bu sefer. O oyuncuları kullanma şansları olur orada. Evet. Gibi kaynağınız olan bir şeyi doğru kullanmak, doğru yönlendirmek gerekiyor. Ben Doğu'nun bu konuda çok avantajlı olduğunu ama yaşama geçirme konusunda aynı inançta olmadığını görüyorum. Yani bir arkadaşımın dediği gibi 10-16 yaş grubu Elazığ ilk 5'e giriyorsa Türkiye'de, 16-18 yaş grubunda son 5'e giriyorsa burada bir sorun vardır. Elbette. Bu sorunun çözümü de bulunmalı yani. Evet. Burada gençlik il spor müdürlükleri de çok önemli bir ayak bu işte. Yani çocuklar için yani. Şu var Sait Bey, şöyle söyleyeyim yani bu özel idarenin hocası Hicabi Özel'le ben samimi olduğum için sık sık da görüştüğüm için. Buradan tebrik edelim gerçekten de. Hocam bu çocukların da başarısı nereden geliyor sizin dediğiniz gibi. Evet. Şimdi işte biz haber yapıyoruz. Mesela U17'lerde grup yapmışlar, ya 4 takım var ya 5 takım. Olmuyor. Bu çocukların başarısı da o çocukların büyük bölümünü aynı zamanda amatör, birinci amatör kümede de takım olduğu için orada da oynatıyor. O oynattığı için tabii bu çocuklar çok maç yaptılar. Çok maç yaptılar. Tabii aşağı yukarı 60 maç yaptılar onlar. Evet, ben takip ettim. Ondan dolayı yani çünkü standart bayağı yüksek, 60 maç oynadılar. 60 maç oynadılar. Yani o 60 maça çok, yakın maç yaptılar. O önemli hocam. Kesinlikle. Bir de ben bir konuya daha temas edeceğim burada. Alt yaşlarda 12, 13, 14 yaşlarda gruplar çok az. Evet. Mesela hepsini birleştirip çocukların çok maç yapması lazım. Yani çok az maçla ligi bitiriyorlar yani. Ne oluyor? Çocuk çok az maçla bir yere gelemiyor. Evet. Yani o da bir sıkıntı yani. Bunu birleştireceksin. Bütün takımları. Tek grup yapacaksın. Çocuklar çok fazla maç oynamış olur. O zaman ne olur? Çocuk biraz daha bilinçlenmiş olacak. Evet. Daha bu işe gönül vermiş olacak. Kendini daha çok görecek yani. 3 maç yapmak nerede? 15 maç yapmak nerede? Evet. 3 maçtan ligi bitiriyor genç çocuk. 13 yaşında, 14 yaşındaki çocuk. İnşallah konuşa konuşa bunları. Tabii ki. Bunlar eksikler yani. Düzelebilecek eksikler. Getire. Tabii ki. Bu işler çözülecek. Kesinlikle. Her planlamayla çok şey çözülebilir. Evet. Orası evet, çok önemli. Evet, evet. Yani iyi planlama yapmak lazım. Yani. Futbolun doğrularını artık uygulamak lazım. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Kaptan, sen çok önemlisin. Hakikaten seni önemsiyoruz. Ederim. Herkes de önemsiyor. Çok sağ olun. Takım içerisinde inşallah abiler var ve genç bir ekibe sahipsiniz. Bize bundan sonraki süreçte neler yapılacak biraz bahsedelim ve yavaş yavaş programımızı bitirelim. Bundan sonraki süreçte İnşallah ben hep pozitif oluyorum, pozitif düşünüyorum. Evet. Güzel şeyler çıkacak. Sadece sabırlı olalım. Biz futbolcu olarak oynadığımız futboldan keyif alalım, haz alalım. Evet. Hocamız zaten gerekli her şeyi söyledi. Futbol oynayacak bir takım yaratıyorum ben dedi. Hiç deplasmandır, iç sahadır, dış sahadır önemsemiyorum ben dedi. Biz hep pozitif futbol oynayacağız dedi. Bunlar önemli nüanslar. Biz de bu oluşumun içinde takıma ne kadar katkı verirsek ne mutlu kendimiz için ne mutlu olduğunu düşünüyorum.
İnanıyorum ya, güzel şeyler çıkacak. Sadece biraz sabırlı olsunlar. Bizi izleyenler sabırlı olsunlar. Bize destek versinler. Taraftar beklentin var mı başkanım? Bu sene bir grup sizi ziyaret etti herhalde. Var. Gelen gruplar vardı. Bizi ziyarete evet. Gelen gençler oldu. Yani futbolcuların istemesi daha önemli. Onlar... Evet. Benim de var taraftar evet. Beklentim. Evet. Çünkü çok pozitif genç arkadaşlar var. Tribünlere geliyorlar. İşte evet. Bize devamlı evet. Olumlu şeyler söyleyen arkadaşlar var. Onların bu sene çoğalacağını düşünüyorum ben burada. Yani futbola ne kadar veya da spora ne kadar çok odaklanırsak gelişim olarak, ülke olarak daha gelişim sağlayacağımızı düşünüyorum. Evet. Ben bir de özellikle sizin yöneticilerin Sait Bey, yani evet. Bir arkadaşın mutlaka bu taraftarlarla ilgilenip mesela okulları davet edilebilir. Tabii değil ki mi? Kesinlikle. Söyleşi yani, yapılabilir. Evet, söyleşiler aynen. Yapılabilir. Aynen. Futbolcular okullara gidilerek evet. Bir hafta götürülür. O hafta onlar davet edilir, maça getirilebilir. İşte yani, Gençlik Spor İl hocam Müdürlüğü, da iletişimci burada, bir şey var o konuda. İşte az önce dedim ya, Gençlik evet. Spor Müdürlüğü de bazı katkılarda bulunmalı evet. Okurlara. Tabii ki yani Samet Bey'in de bunlara destek vermesi lazım. Bizimle de iletişime girmesi lazım. Bizim sıkıntılarımızı da dinlemesi lazım. Evet. Nerede eksik, nerede doğru yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz. Yani bizden irtibatta olması lazım. Evet. Yani kesinlikle biz ya çalışkan bir müdürümüz inşallah evet. Olur yani inşallah. Bir yerde temennimiz bir şey varsa o. Da o düzeltilir diye kesinlikle eksikler yani. Olabilir. Herkesin eksiği vardır. Evet. Kimse dört dörtlük değildir. Yani eksikler olabilir. İnşallah daha iyi olacak yani. İnşallah. Yani sizin de özellikle yönetimin bu konuda biraz daha yani muhakkak, taraftarı tabii ki bizim kamuoyunu... En çok istediğimiz bir şey taraftar olmazsa olmaz yani. Evet. Yani insanların bir araya gelmesi, güzel bir şekilde maç izlemesi, buradan keyif alması, evet. Yani sosyalleşmesi çok güzel bir şey. Hocamız da beraber, kendisi de orada keyif alacak. Yani seyirciden, gelmesinden evet. En çok istediğimiz bir şey. Gerçekten taraftarın gelmesi yani. Bir mesajımız daha var. Son olarak okuyup hocama döneceğim. Asıl problem diyor yöneticiler de dahil günü kurtarma derdinde göreve gelen hocalar da başarılı olacak adı altında altyapıya ve Elazığlı gençlere hem Elaspor hem de 23 FK değer evet. Vermiyorlar. Burada evet. Yönetilerek ve göreve gelen hocaların evet. Gençlere biraz sabır göstermesi gerekiyor demiş. Tabii insanlar genelde işte hep yarışmacı olduğumuz için, taraftarın evet. Bir şey istediği için bazen ona hı-hı. Göre bir şeyler yapılıyor. Altyapıyı biraz ihmal ediyoruz. Evet, evet, ama Elaspor program birinci bölümünde de söyledim. Mesela işte transferler kapandı, her şey bitti, hı hı. Transfer yapamıyorsunuz, ne oldu? Altyapıdan aldığınız o çocuklar sizi bir yere taşıdı. Ve bugün biz kulüp kapanmadıysa o altyapıdan gelen çocukların sayesinde kulüp kapanmadı. İşte biz gençleri biraz bilinçlendiremiyoruz. Evet. O eksikliğimiz de var. Çocuklara yani bir adım nasıl ileri gider, neler yapabilir, dışarı gitmesi ne şartlarda oluşabilir, ne yapması gerektiği. Yani bizim de yani gençlere çok fazla zaman harcayıp destek vermemiz lazım. Hocaların. Gençlerin de biraz sabırlı olması evet, lazım. Evet, biraz da sabırlı hemen olması lazım. Para kazanayım işte şey yapayım bir de yani, öyle bir olgu çok var. Çok çabuk tabii çok ki çabuk o hemen, geliyorlar. Evet. O da bir eksiklik ama işte biz hocalar yani kesinlikle hocalarımızın topçuya çok güzel bir örnek olup topçunun düzgün bir şekilde hangi seviyeye gelmesi gerektiğini doğru şekilde verirse eminim başarı gelir yani. Evet. Yani ben, evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak sizin talepleriniz var mı? Bizlerden var mı? Taraftardan var mı? Futbolcularımızdan var mı? Yöneticilerimizden evet. Var mı? Bunları da alalım hocam. Tesislerin içinde aşçısıyla, personeliyle, futbolcusuyla güzel bir iyi bir ortam var şu anda. Dediğim gibi aile ortamı. Bunu daha ileri götürmek istiyoruz. Elazığ'a doğru hizmet vermek istiyoruz. Her anlamda doğru hizmet. Sadece futbol takımı olarak değil, duruşumuzla da çevremizde ulaşabilecek, bizden yön alabilecek gençlere özellikle doğru yön vermek istiyoruz. Güzel şeyler üreteceğimizi düşünüyorum. Zaman umuyorum ki beni haklı çıkaracak. Bu arada sözümün son döneminde de Elazığ Spor'a kendi liginde, Selahattin Hocam'a kendi liginde başarılar diliyorum. Umarım her şey gönüllerine göre olur. Onlar
potansiyel olarak Elazığ ilini temsil eden ilk takım. Elazığ Spor olarak alt ligleri değil üst ligleri hak ediyorlar. Potansiyelleri var mı? Potansiyellerini doğru kullandıklarında, o gücü elde ettiklerinde başarabileceklerini düşünüyorum. Umarım onlar hedeflerini hızlı bir şekilde yaşarlar, geliştirirler, yukarı çıkarlar. Biz de onlara daha iyi destekler verebilen, onların da bize vereceği desteklerde daha çabuk büyüyen bir cami olmak istiyoruz. Keyifli bir ortam olsun istiyorum Elazığ adına her anlamda. İzleyeniyle, oynayanıyla, takip edeniyle, medyasıyla. Umuyorum, düşüncem iyi olur. Bir şöyle bir şey söyleyeyim son not. Ben gittiğim çalışım takımlarının hepsi benden sonra şampiyon oldular. Yani biz burada bir oluşum yaparız. Bizden sonra gelecek olan, belki bizimle beraber, bizden sonra gelecek olan kişiler bu da şampiyonluk yaşayabilirler. Elazığ Spor, Elazığ 23 PK buna hazır olabilir. Potansiyel olan bir takım oluşturuyoruz çünkü. Bunu zamanla göreceksiniz, daha iyi anlayacaksınız. Umarım her şey iyi ve güzel gider. Evet. Futbolda oluyor hocam. Tabii. Bazen siz emek veriyorsunuz. Bir takım sebeplerden dolayı bazı tabii, sonuçlar tabii. oluyor. Tabii. Siz gidiyorsunuz, arkadan gelen ya bir ufak dokunuyor ya dokunmuyor, bakıyorsun takım şampiyon olmuş evet. oluyor. Aslında emek, büyük emek de sizlerin oluyor ama işte bu da bir nasip mi diyelim, şans biz mı? Çalıştığımız, biz yani biz çalıştığımız camialara katkı sunmak istiyoruz. Evet. Yani katkı sunuyorsak, ayrılıyorsak da çok problemliyiz. Biz o katkıyı sunmuş olmanın mutluluğu içinde oluruz. Bizden sonra burası, biz yokken de şampiyon olacaksa ben çok keyif alırım. Yani ben hala geçmişte çalıştığım yerdeki kişilerle, yöneticilerle eski futbolcularımı tamamıyla hala görüşüyorum. Çok iyi diyaloglarım var kendileriyle yani. Biz işimizi, işin mutfak kısmındayız, hep bunu söylüyorum. Üretme kısmındayız. Üretebildiğimiz kadar üretme çabası içinde oluruz. Geliştirebildiğimiz kadar geliştirme çabası içinde oluruz. Sonrasında ortaya ne çıkar hep beraber görürüz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. İnşallah bu sene güzel i̇nşallah. Maçlarımız olur. Sizlerin de sağlıklı düşüneceğiniz, iyi sonuçlar alabileceğiniz maçlar olur. Hep birlikte iyi de programlar yaparız. Biz İnşallah. De sağlıklı programlar yaparız. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar ben çok teşekkür diliyorum. Ederim. Sait Bey size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben son olarak şunu söylemek isterim. Yani tekrar buradan Şahin Başkan'a teşekkür ederiz. Şimdiye kadar verdiği desteklerden dolayı Elazspor içinde yaptıklarını da görüyoruz gerçekten. Yani Şahin Başkan futbolla iç içe bir insan. Yani her kulvarda bütün spor branşlarına destek veren bir insan. Sporu çok seven bir insan. Yani bekliyoruz. İnşallah bize yani desteklerini esirgemez. Yanımızda olur. Devam eder o desteği. Temennimiz o. Kendisinden ricamız. Her zaman yani yaptığı destekleri devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kaptan sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağırladınız bizi. Güzel ağırladınız. Ne çok demek? Sağ olun. Her zaman bekleriz. İnşallah size de izlemekten zevk alıyoruz. İnşallah gelir güzel gene maçlarınızı anlatırız. Canlı yayın içinde tüyoyu verdik inşallah. İnşallah. Bakalım hayırlısı nasip diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bir telefinalin de sonuna geldik. Güzel verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Ben hem Elazığspor'umuza hem 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne 9 Eylül'de başlayacak ligde başarılar diliyorum. İnşallah güzel, keyifli günler hep birlikte yaşarız. Keyifli programlar hep birlikte yaparız. Tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.